Efendim, hoş geldiniz. Selamlar herkese. Keyifler nasıl? Umarım her şey yolundadır. Ses gelmiyor mu? Geliyor olması lazım. Bende geliyor, görünüyor. Emma. Karıştı mı? Heh, şöyle. Heh. Şu an geliyor olması lazım. Nasıl keyifler? Sonunda buradayız. Sonunda teseoloji muhabbeti yapacağız. Sonunda lore muhabbeti yapacağız. Hepiniz hoş geldiniz. Geldiğiniz için çok teşekkürler. İçeceklerinizi, çekirdeklerinizi hazırlayın. Çünkü Tamriel'in kapısını baştan şöyle güzelce bir aralayacağız bugün beraber. Bu ilk bölüm olacak. Aslına bakarsanız biraz hazırlıksızdı. Normalde dün yapacağım bir yayındı bu ama fırsat olmadı, yapamadım. Şanssızlıklar, aksilikler oldu, bazı aksilikler oldu. Bundan sonra her pazar bu konsepti gerçekleştireceğiz beraber. Ve umuyorum ki hem kendi oyun kültürümüzü geliştirebiliriz, Elder Scrolls serisi için en azından, hem de bilmediğimiz bir şeyleri hep beraber öğrenebiliriz. Nur mu geldi yüzüne bugün? Hayır. Burası çok sıcak şu anda. Böyle terliyorum. Ekranda ışığı böyle yüzüme vurunca böyle parlıyor. Neyse. Şimdi bunu bölüm 1 olarak soldaki yorumlara biraz büyütür müsün demiş. Büyütürüm. Hiç problem değil. Bunu şimdi böyle ilk yayın olarak yapıyoruz. Ve ilk bölüm oluyor. Blackthing oradan raid atmış. Ne yapıyorsunuz orada ya? Ne yapıyorsunuz orada? Büyüteyim hemen şeyi. Chat'i. Aynı zamanda chat yazılarında okumak isteyen, okuyamayan arkadaşlarımız için. Kim? Evet, oldu herhalde. Blackthing'den selam. Alp abi Şimşek 1900 senden izinsiz reklam yaptı. Hatta selamını da söyle dedi. Selam versin. Aleyküm selam Şimşek. İyi yapmışsın kardeşim. Hacım selamlar. Nasılsın? Epeydir görüşemiyoruz. Keyfin yerinde mi demiş. Dalşarım hoş geldin. Selamlar. İyi ki geldin. Keyifler yerinde. Bugün muhabbetimizi yapacağız. Hayallerim gerçek oluyor şu an demiş. Deadmask. YouTube'da bir bölümümüz var. Yani bir aslında bir teselici bölümü attım Elder Scrolls 6 açıklamalarına beraber, görmediysen. Onu bilemem. Çekiliş kapalı kalsın bu saatten sonra. Mod seçimi yapalım, öyle başlayalım. Çok kişi var ki demiş. Yok, mod seçimini yarın yapacağım ya da bu yayının sonunda yapacağım. Şeyin durumuna göre. Chat'in durumuna göre. Şöyle ki bugün bunu ilk bölüm olarak yapacağımız için dedim ki önce şuraya gidelim. Ah. Hop, bu değil lan. Bir dakika. Heh. Önce dedim ki tozlu raflardan buraya. Burası neresi? Burası Tamriel. Ama aslında göstereceğim yer tam olarak Tamriel değil. Sıfır bilgilerden başlayarak, yani temel bilgilerden başlayarak anlatacağım ki bölüm bölüm ilerleyeceğimiz için daha sonra insanlara geçmişe dönük bölümleri söyleyebilelim. Biz bundan bahsettik, arkaya dönüp bakın diye programlı bir şekilde ilerleyebilelim. Yani lore muhabbeti yaparken oradan dal, buradan dal, orası neymiş, burası neymiş diye gidersek herkesin bildiği, bilmediği bölümler olacaktır illaki. O yüzden bir müfredat yapmamız lazım ki ortalık karışmasın. En son aboneyi gördün mü? Hop bakıyoruz. Kimmiş o? Flecting Sarkitya'ya göndermiş. Tamamdır. YouTube atılacak mı bunlar? Yani atabilirim, atmayabilirim. Emin değilim o konuda. Ama video olarak kesinlikle Twitch'te duracak bunlar. Hani izlemek istersen daha sonra Twitch'te oynatma listesine girerek kanalın üst yukarıda videolar kısmı var bak. Eğer PC'deysen. Mobildeysen ne kadar görünüyordu bilmiyorum ama PC'deysen oynatma kısmı var. Oradan önceki videoları izleyebilirsin. Teşekkür ediyoruz. Flecting'e gönlü bol. Yine oradan destek çıkmış. Sağ olsun, var olsun. Raven Coin'leri de kapmış.
At bence bir kerelik milletin haberi olsun. Bakalım. Şimdi öncelikle Tamriel'den başlayalım. Elder Scrolls serisi bildiğiniz gibi ilk oyundan bu yana Tamriel kıtasında geçiyor. Aslında Tamriel dünyanın tam adı değil. Daha önceki teoloji, seneler önceki yaptığım dandik teoloji videolarını izlediyseniz orada evrenin yaratılışından, nasıl bir gezegende olduğumuzdan, nasıl yaratıldığından, Aedra ve Daedra'dan bahsetmiştim. Yine de özet geçmek gerekirse kayıp bir tanrı olan Lorkhan ve yine Skyrim'de de gördüğümüz Magnus'un da kadim kudretli Magnus'un da güçleriyle beraber, tabii ki sadece onların güçleri yeterli olmayacak yoktan bir gezegen yaratmak için, ama yine Aedra'ların yardımıyla gezegen Nirn oluşuyor. Bu Nirn'in içerisinde sadece Tamriel kıtası yok haritada gördüğümüz. 5 kıta var aslında burada. Küçük adaları saymazsak. Tamriel'in üstünde Atmora kıtası var. Atmora kıtası diğer kıtalara göre aslında birazcık daha bilgi sahibi olduğumuz kıta. Çünkü ilk insan ırkı olan Nordların Tamriel'e geldiği, anavatan yuvalarının olduğu yer Atmora. Kadim kudretli güçlü Yzgramor bir Nord savaşçı olarak Skyrim'e, Hayaletler Denizi'ni geçerek Skyrim'e, Tamriel'e geliyor ve oradaki elfleri kovarak, yenerek ve öldürerek orada bir insan ırkı da Tamriel'de biz geldik diyor. Tabii insanlardan önce Tamriel'de kimler var? Elf ırkı var, yani Mer ırkı var. Şimdi Dark Elf diyoruz, Wood Elf diyoruz, High Elf diyoruz. Bunlar aslında Mer ırkı. Orklar da aynı şekilde. Orklar da elf olarak geçiyor. Elf ırkı olarak geçiyor. Ne diyeyim? Rajon'da. nedir bunlar? İşte Bozmer, Altmer. Bozmer dediğimiz işte Wood Elf, Altmer dediğimiz. Neyse, ırklara girmeyecektim. Irkları zaten bütün oyunlarda gördünüz. Ama herkesin kafasında bir soru işareti olan Dwemer var. Yani Skyrim'de de gördüğümüz kayıp ırk var. Kim bu kayıp ırk? Neredeler? Neler yapmışlar? Neden kayıplar? Nereden çıkmışlar? Bunların hepsine değineceğiz ama bu ilk bölüm olduğu için önce gezegene, kıtalara, nereden başlamış hikaye, ilk başında nasıl oluşmuş ve ilk oluşumlardan bahsedeceğiz. Şöyle ki The Dawn Era'dan başla demiş. Yani era dönem dönem gitmek pek mümkün değil bence. Çünkü oyunlarda da hani biliyorsunuz ki birinci çağdan üçüncü çağa geçiyor. İleri geri yapıyor falan. Elder Scrolls Online giriyor. Onların hepsi soru olarak geleceği için biz başka bir yani zaman çizelgesi müfredat şeyle değil de daha farklı olacak. Ama yine birçok şeye değineceğiz. Evet, yukarıda Atmora, sağda ejderlerin diyarı olarak bildiğimiz, aklında aslında çok da fazla bilgi sahibi olmadığımız, sağda Akavir ve solda günümüzde Hammerfall bölgesinde bulunan Redguard'ların diyarı Yokuda var. Era ne diye sormuş bir arkadaş. Era İngilizce'de çağ demek. Şu anda Elder Scrolls evreninde 4. çağın ortalarına geldik Skyrim'in iç savaşının sonuyla beraber. Belki ortaları değil, belki yakın başları, bilmiyorum. Belki de hızlı geçecek bir 4. çağ olup bitirecekler. Belki 5. çağa geçecekler, bilmiyorum. Oyun Elder Scrolls oyunlarıyla beraber bütün çağlarda bulunduk. Aynen, bir map ya da görsel falan açabilirsen daha iyi kalır. Evet, açalım. Doğru diyorsun, katılıyorum. Hemen açalım. Şöyle bir geçelim. Şöyle. Hemen ayarlıyorum. Hemen geliyor. Bir dakika, şöyle yapalım. Şöyle tam ekran verdik mi? Verdik. Hemen gösterelim. Planet Nirn. Evet, burası gezegen Nirn ve burada büyük bir halini açabileydik. Gerçekten bu mu var? Bu mu yani en kaliteli görseliniz?
Buradan büyük diyelim. Ha, burada devasa var. Eğer açılırsa millet yapmış hocam. Yoku da hakkını veriyor çünkü yok olmuş. Evet. Evet, şimdi baştan başlayalım. Şimdi burası bildiğiniz Tamriel haritası açılıyor. Kuzeyde Skyrim, kuzey doğuda Morrowind, kuzey batıda Hyrak, batıda Hammerfell, ortada Cyrodiil ve aşağıda yine Valenwood, Elsweyr, iki bölgeye ayrılmış olan yer Elsweyr ve müziği biraz kısalım. Elsweyr ve Argonia. Ve tabii ki Somerset Isle sol altta gözüküyor. Evet, ilk başta Yzgramor, Atmora'dan çıkarak Hayaletler Denizi'ni geçerek Skyrim'e inmiş. Ama bundan önce aslında hakkında hiçbir şey bilmediğimiz Aldmeris denilen yerden bir takım elfler, elf ırkı buradan yelken açarak bir şekilde bugün Somerset Adaları dediğimiz Alinor'a, bu kıtaya gelmişler. Yani Tamriel kıtasının buraya gelmişler. Ve buradan Tamriel'in içerisinde farklı farklı şekilde yayılmışlar. Ancak elfler dediğimizde kendi içerisinde çok fazla ayrılmışlar. Bildiğiniz gibi Chimerler, Dwemerler, High Elfler, Wood Elfler, Dark Elfler ki zaten Dark Elflerle Chimer aynı. Ve onlar farklı farklı coğrafyalara gitmişler. Snow Elfler Skyrim'deki. Skyrim'deki Snow Elfler, şöyle tip olarak da gösterebiliriz bunları. Hangi ek pakette görmüştük? Modda mı görmüştük? Evet, şu arkadaşlar. Yzgramor gelmeden önce Skyrim'deydiler. Ve Yzgramor geldikten sonra burada Snow Elflerin ağzına tükürmeye başladı. Burada büyük savaşlar döndü Nordlarla, insan ırkıyla Elf ırkları arasında ve Nordlar galip geliyordu ki Snow Elfler hemen yan taraftaki Morrowind'deki diğer elf kardeşlerinden yardım istemeye gidene kadar. Aynen Dawnguard'da geliyordu. Hayır, bir yerden okumuyorum, şu anda normal konuşuyorum. Kendi bildiklerimi anlatıyorum. Tabii ki eksiklerim direkt kitaptan okuyormuş gibi değil. Eksiklerim elbet var. Onu da siz tamamlayacaksınız zaten. Yokuda tarafında ise çok iyi olarak bildiğimiz, çok iyi savaşçı olarak bildiğimiz çöl insanları Redguardlar var ve onlar Yokuda'dan ayrılıp Hammerfell'e doğru geliyorlar. Ayrılmalarının sebebi de Yokuda'nın denizin altında kalmış olması, batmış olması. Neden battığını tam olarak bilemesek de farklı kaynaklarda farklı teoriler olması ya da söylenmesi dışında Redguard ırkı bir şekilde Yokuda'nın batmasını kendi suçları olarak görüyorlar. Yani kendi suçları olarak görüyorlar ve Tamriel'e çıkıyorlar. Şu an bahsettiğim bu Atmora, Yokuda ve aşağıda Aldmeris'ten günümüzde Tamriel'de karşılaştığımız ırkların buraya göç ediyor. Ancak bu tarafa baktığımız zaman Akavir gördüğünüz gibi neredeyse şeyden Tamriel'den çok daha büyük bir kıta. Belki yüz ölçümü olarak da öyle gözüküyor baktığımız zaman ama burası hakkında gerçekten elle tutulur hiçbir bilgi yok. Tek bildiğimiz şey şu ki bu kıtadan Tamriel'e bir sürü kez işgal olduğu, bir sürü kez savaş olduğu ve sadece bir kez Tamriel ordularının Akavir kıtasına saldırıda bulunduğu ile ilgili birkaç kaynak dışında pek bir bilgimiz yok burasıyla ilgili. Atilla Osman, fantastik bir evrenden bahsediyoruz. Allah'ı niye karıştırıyorsun? Tövbe estağfurullah ya. Her neyse. Irklarını biliyoruz zaten. Hemen şöyle bahsedecek olursak, Hayrak'ta, Daggerfall'da elf ve insan kırması olan Breton ırkı ve yine Orsinium yazan bölgede, şu bölgede yakınlaştırayım biraz daha,
Orsinium olan bölgede orkların evi dediği yer var. Hammerfell'de demin dediğimiz gibi Redguard'lar, Skyrim'de Nordlar, Morrowind'de Dark Elf'ler, Argonya'da Argonian'lar, Elsweyr'de Wood Elf'ler ve Khajiit'ler. Yine Valamut'ta aynı şekilde burada Wood Elf'ler ve Khajiit'ler yaşıyor. Cyrodiil ise ilk zamanlar insan ırkının olmasa bile, elflerin elinde bile olsa kaçtı. Herhalde Septim soyuyla beraber, Imperial ırkının ortaya çıkmasıyla beraber, Nordlarla beraber insan ırkını temsil ediyorlar Cyrodiil'de. Ve yine aşağıda Somerset Isle'da çokça High Elf'ler olmak üzere ırklar dağılmış. Septim soyu, Aileyi soyu ile. Ha evet, doğru. şöyle geçelim. Şimdi haritayı anladık. Zaten biliyoruz. Oblivion'da şeyi, Cyrodiil'i, Elder Scrolls 3 Morrowind'de, Morrowind'i, Elder Scrolls 5'te Skyrim'i gezdik, gördük. Buraları biliyoruz az çok. Bunun dışında Elder Scrolls Online'da da Tamriel'in birçok coğrafyasına gidip burada hangi yaratıklar varmış, nasıl bir hikaye varmış, hangi ırklar varmış, hangi şehirler varmış diye gidip görebiliyorsunuz. Yani şu anda Tamriel'i gezmek, kaynaklarda okuduğunuzda da benim bu bölümlerin içerisinde söyleyeceğim yerleri görebilme şansınız var. Benim bugün bu bölümde, ilk bölüm olmasından mütevellit, anlatacağım olan iki şey var. Dikkatimi çeken şu: önceki Tesoloji bölümlerine baktığım zaman ya da bu muhabbeti Elder Scrolls serisini seven oyuncularla yaptığım zaman iki soru geliyor en çok. Ve bu iki soru çok basit, yani basic sorular aslında. O yüzden onların üzerine durarak ilk bölümü tamamlayacağız. Nedir bunlar? Birincisi, günümüz şartlarında Elder Scrolls 1 Arena oynamak çok zor ve Morrowind'le ya da Oblivion'la, hatta Skyrim'le tanışmış olan oyuncular evrene kapılarını araladıktan sonra serinin eski oyunlarını da oynamak ve orada neler olduğunu öğrenmek istiyorlar tabii ki. Bu gayet normal bir durum, ancak günümüz şartlarında oynaması pek o kadar kolay değil. Ve ben bugün size ilk başta Elder Scrolls Arena'yı anlatacağım. Birazcık konuşabiliriz Koray. Birazcık hatırlamak için okudum Wiki'den. Bu uzun zamandan beri ben aslında şeyde nedir adı? Tesoloji videolarımda Juggernaut'tan, Jagger diyorlar, Jagger diyorlar. Ben Jagger'ı daha hoş buluyorum, daha karizmatik. O yüzden Juggernaut diyeceğim. Bahsetmek istiyordum. Juggernaut kimdir, nedir? Ondan bahsedelim. Elder Scrolls 1 Arena'nın da hikayesini anlatmış olacağım bu şekilde. Juggernaut İmparator'un baş Battle Mage'i. Yani artık bu, bunları Türkçe söylememe gerek yok herhalde, çünkü Türkçelerini söylerken zorlanıyorum. Ve Tarn'ı İmparator yanına çağırıyor. Tarn tabii ki yeminli imparatorluğa hizmet etmek için ve yanına gittiği zaman imparatorun hiç beklemediği bir şekilde Juggernaut imparatoru bir tuzağa düşürüyor ve onu başka bir boyuta gönderiyor. Antik, kadim, gizemli ve yasak, bozuk olan bir büyü yardımıyla yapıyor bunu ve başka bir evrene, başka bir boyuta gönderiyor ve onu orada tuzağa düşürüp kapatıyor imparatoru. Ve yine bu bozuk büyüsüyle kendisini imparatorun kılığına sokuyor. İmparator o dönemde kimdi, hemen bakalım. Hatırlayamadım çünkü. O dönemdeki imparator... Var mı hatırlayan? Uriel Septim değil mi? Evet, 7. Uriel Septim yerine koyuyor. Ve Uriel Septim'in kılığına giriyor, yani Illusion Magic'le onun kılığına giriyor. Tabii ki
kalabalığın, halkın büyük bir çoğunluğunu kandırması bu şekilde kolay oluyor. Ama herkesi bu şekilde kandırması imkansız tabii ki. İlk başta imparatorun baş korumalarının yani Watch Guard'ın başını hapse atıyor. Çünkü imparatora en yakın olan bodyguard o. Onu kandırması daha zor olacak. Diğer insanları ya da onun yerine getirip piyon gibi oynaması çok daha kolay olacak Jagger Tarn için. Ve imparatorun baş muhafızını hapse atıyor. Neydi onun adı da? Var mı hatırlayan? T ile başlıyordu ama. Bakayım. Talon muydu? Neydi ya? Diyemedim. Burada da yazmıyor. Talon diyelim ya. Talon'du galiba çünkü yanlış hatırlamıyorsam. Talon'u hapse atıyor. Talon tabii şaşkın. Her neyse o sırada Jagger Tarn'ın bir asistanı var. Rhea. Silvermane miydi? Yine Rhea ismi. Rhea Jagger Tarn'ın böyle bir ihanet yaptığını duyunca çok şaşırıyor. Ve hemen bunu durdurabilmek için oradaki Elder Council'e yani kadimlerin olduğu konseye haber vermek için koşturuyor. Tabi bunu fark eden Jagger Tarn aynı zamanda imparatoru da başka bir evrene götürmek için kullandığı kaos asasıyla böyle çok güçlü ve antik bir silah bu. Tıpkı Sheogorath'ın Madness Staff'ı gibi. Bu da Chaos Staff'ı, asası. Ve bunu kullanaraktan Rhea'yı öldürüyor, yok ediyor. Ve Rhea hiçbir şekilde olan biteni aslında Rhea Silmane'miş bu arada. Rhea Silmane'e hiçbir şekilde haber, Elder Council'e haber vermesini engelliyor ve yok ediyor. Sonunda İstediğini elde ediyor ve tahta oturmayı başarıyor Jagger Tarn. Her şeyi elinin altında ve her şeyi güzel bir şekilde kontrol edebildiği bir döneme giriyor. Ancak tabii ki orada bütün Tamriel'in, bütün ayrı ayrı bölgelerinde Tamriel'in ayrı ayrı ırklarının ayrı ayrı politik, ekonomik ve siyasi sorunlarıyla ilgilenmesi çok zor oluyor. Çünkü bir imparatorun şeyine sahip değil Jagger Tarn. Onun yapabileceği görevlere, onun skill setinde değil yani. Böyle olunca da farklı bölgelerde isyanlar çıkıyor. Tam da bu sırada bunların yaşanması tabii 10 sene sürüyor. Elder Scrolls Arena'nın bu sürecin yaşanması, insanların isyan çıkartması, dengelerin bozulması bölgelerde. Bu sırada 10 sene önce olmuş olan Rhea'nın ruhu bir şekilde gücünü toplayıp geri dönüyor ve seneler önce Tarn'ın hapishaneye attığı baş muhafızın bir adını görebilsem şurada bir yerde. Talon diyeceğim ben ama yanlış hatırlamıyorsam. Talon'u kurtarıyor. Şeyin anahtarını veriyor. Zindan çıkışının anahtarını veriyor ve onu kurtarıyor. Bu sırada Jagger Tarn da kendi tahttaki yerine garanti altına alabilmek için şöyle bir şey yapıyor. Kullandığı silah çok güçlü. Chaos Staff. Ve Chaos Staff Talin miydi? Talin de olabilir. Tek bir şeyle çalışıyor. O da Jagger Tarn'ın yaşam gücü. Yani yaşam enerjisiyle çalışan bir asadan bahsediyoruz. Jagger Tarn asayı parçalara bölüyor ve kendi asasını Tamriel'in 7 bir yanına farklı bölgelerine böyle dağıtıyor parçaları. Ki hiç kimse parçaları birleştirip asayı yok edemesin. Çünkü asa yok olursa Jagger Tarn'ın yaşam gücüyle bağlı olduğu için Jagger Tarn da yok olacak. O yüzden dağıtıyor parçaları. Rhea da bizim Talin'i kurtardıktan sonra artık diyor işte kader kısmet senin elinde diyor. Sen diyor Jagger Tarn'ı durdurabilecek son kişisin diyor. Ben adına bir bakayım de. Çünkü triggerlandım ben de şu an kendime. Hemen bir bakalım.
Tallinn. Aynen, Tallinn Warhaft. Ha, yazmış Tuğ. Aynen. Neyse, Tallinn'de böylelikle gidiyor, binbir maceranın içine atılıyor ve 7 asanın parçalarını bir araya getiriyor. Son bir tek parça kalıyor. O son parçada tahmin edin nerede? Tabii ki Jaggertaa'nın kendi kulesinde, yani kendi tahtında, kendi muhafazası altında duruyor. Tallinn yapacak bir şey kalmıyor. Güç yoluyla şehre giriyor, Imperial City'ye ve şeyle, Jaggertaa'nınla savaş pozisyonuna giriyor. Asaya dokunduğu zaman, asayı birleştirdiği zaman geriye kalan son taş bir anda asayla bütünleşiyor ve asa çalışarak Jaggertaa'nı yok ediyor. Jaggertaa bu şekilde ölüyor ve onun ölmesiyle beraber bir portal açılıyor ve 10 sene önce Septim soyunu bozan o portal, dikkat edin, bozan diyorum, yok etmedi, bozdu. 7. Uriel Septim'i başka bir evrende tuzağa düşürdü ve sanki onlarca sene geçmemişçesine, hiç yaşlanmadan, hiç zaman geçmemişçesine Uriel Septim portaldan geri geliyor ve Tallinn'e hizmetlerinden dolayı onu Tamriel'in şampiyonu ilan ediyor vesaire vesaire olarak geçiyor. Elder Scrolls Arena'nın hikayesi. Bu sene tabii ki 1994. Staff of Chaos, Asa. Konuyla kısa ilgilenen süresi dolmuş. Açarız çağrı. Grand Champion oluyor aynen. Tallinn. Zaten Elder Scrolls Arena ilk yapılacağı zaman da aslında hiçbir hikaye oyuna konulmadan sadece bir arena yapıp ve gladyatörlerin savaşacağı bir oyun olarak dizayn edilmiş Bethesda tarafından. Ama daha sonradan oyuna hadi şunu da ekleyelim, bunu da ekleyelim, işte o item ekleyelim falan derken oyunun çok farklı elementler eklemişler ve daha çok sevilmiş, sevileceğini düşündüklerinden bu şekilde çevirmişler. Ya yani oyunun ismi Arena'ymış ilk başta zaten. Hikaye ekleyince de The Elder Scrolls diye yapıştırmışlar. Yani Elder Scrolls ismi seriye sonradan bağlanmış. Ve bir şekilde Elder Scrolls serisi de bu şekilde başlamış oluyor. Ve evet, arenada bütün Tamriel haritası var. Yani seride tek olarak, bir single player oyunda tek olarak bütün Tamriel'i gezebildiğimiz bir oyun. Ama tabii ki bütün Tamriel elle yapılmış değil. Belli bir yerden sonra kendi kendini oluşturan harita, procedural map olarak gidiyor. Yani siz gitseniz de bitmiyor. Sınırsız bir map var. Öyle bütün her yeri geziyorsunuz. Vesaire vesaire. En çok sorulan sorulardan bir tanesi buydu ve tabii ki bu olaylar 3. çağda geçiyor. Tabii ki bunların öncesinde yaşanmış bir sürü imparatorluklar, bir sürü savaşlar ve bir sürü şeyin Elder Scrolls hikayesinin tarihini değiştirecek olaylar yaşanıyor. Bunlardan en büyüğü ve halen süregeleni de bence yine bu yayında anlatacağım konulardan bir tanesi Guild'lar. Guild'lar neden önemli, neden anlatılması gerekiyor? Önce ondan bahsedeyim. Guild'lar Elder Scrolls tarihinde çok eski, yüzlerce belki olmasa da onlarca yıldır, hatta yüzlerce yıldır hayatta kalmayı başaran Guild'lar var. Belki onlarca Guild var farklı farklı, ama tabii biz bu yayında belli başlı yüzlerce yıl ayakta kalmaya başarmış ve tarih içerisinde bir sürü önemli rol oynamış Guild'lardan bahsedeceğiz. Battle of Redmount'ın anlat çok efsane. O birazcık daha işte Dwemer konusuna girdiğimiz zaman anlatacağız onu, Bora. Şampiyon olan Tyr'in soyadını bilmiyoruz. Tallinn Warhaft, başka birisi karışmasın. Onu dedim işte, ben de onu dedim. Tallinn Warhaft dedim. Oyunların ismi Elder Scrolls ama Skyrim'de onun hakkında bir loading screen var ya, onun gibi bir şey, anlayamadım ama Elder Scrolls 5 işte. The Dark Brotherhood, Mephala'nın insanlarla dalga geçmek için yaptığı bir şey. Tüm Tamriel olsa çok efsane olur demiş. Bence zaten Elder Scrolls 6'da aslına bakarsanız gösterdikleri yer ister Hammerfell olsun ister Hyrak olsun, ama ben Elder Scrolls 6'da Bethesda'nın bütün Tamriel'i yapacağını düşünüyorum. Çünkü neden?
birçok insan yapamaz diyor. Neden yapamasın? Zaten Elder Scrolls Online'dan elinde bir sürü kaynak var. Ve yapmalı olduğu, yapması gerektiğini düşünüyorum. Neden? Çünkü Bethesda, lore'dan çıktık ama hemen döneceğim. Kısa bir ara edit giriyorum. Bethesda beklentilerin çok yüksek olduğu bir firma ve aslına bakarsanız çok yaratıcılığı çok yüksek olan, yapmak istediklerini çok farklı olan, yapmak istedikleri çok değişik olan developerlardan oluşuyor, geliştiricilerden oluşuyor. Ve ister inanın ister inanmayın Elder Scrolls hayranları çok fazla ve serinin tabii ki devamını istiyorlar ama geliştiriciler farklı şeyler yapmak istiyorlar. Ya biz Elder Scrolls yaptık tamam da sürekli Elder Scrolls yapmak istemiyoruz. Yeni şeyler yapmak istiyoruz diyorlar. Starfield'da zaten bunun bir örneği olacak ve çok başarılı olacağını düşünüyorum. Yani Elder Scrolls serisine aslında yapımcılar devam etmek istemiyorlar. Neden devam ediyorlar? Bir fan baskısı, iki ciddi anlamda iyi güzel gelir getiriyor. Peki siz olsanız Elder Scrolls 6'yı nasıl çıkarırdınız? Empati yapmak gerekirse Bethesda'nın yerinde olsam Elder Scrolls 6'yı çıkarttığım zaman bütün Tamriel'i yapardım ve bitmeyecek bir oyun yapardım. Skyrim'i tasarlarlarken bitmeyecek bir oyun olarak tasarlamadılar. 2011 senesinde çıkmış ve kısıtlı o dönemin kısıtlı teknolojileriyle çıkmış bir oyundu Skyrim. Ne motoru başarılıydı, oyun motoru, ne de böyle mükemmel pürüzsüz bir oyun değildi. Bir sürü buglarla dolu bir oyundu Skyrim. Ama ona rağmen 8 sene oynandı. Halen de oynayan insanlar var. Demek ki çok uzun süre oynanabilecek bir oyun yapabilmeleri muhtemel. Ve ben olsam Elder Scrolls 6'da bütün Tamriel'i yapardım ve bitmeyecek bir oyun yapardım. Bitmeyecek bir oyun derken mesela Witcher 3 örneği verilebilir. Tabii ki bitiyor Witcher 3 ama aylarınızı yıllarınızı gömüyorsunuz. Belki yine Skyrim'deki gibi sürekli eklenen yan questler ve belki ara sıra gelecek 3 senede 4 senede bir gelecek ek paketlerle oyun ömrünün çok uzun olacağı bir oyun yapardım. Neden? Çünkü Elder Scrolls 6'yı yaptıktan sonra ve insanlar Elder Scrolls 6'da sadece Hyrak'ı ya da Hammerfell'i görürlerse ve kısıtlı bir hikaye içerisinde kalırsa oyun, hayranlar Elder Scrolls 7'yi isteyecekler. Aynı şeyi yaparlarsa 8'i isteyecekler, 9'u isteyecekler ve kısır döngüden çıkamayacak Bethesda ve bundan çıkmak istiyor. Bu durumda kocaman bir fan kitlesini susturmak için alın yaptık, doya tepe oynayın, 10 sene 20 sene oynayın bunu, bizi rahat bırakın demek için Elder Scrolls 6'yı muazzam yapacaklar ve o süre içerisinde de farklı istedikleri, yapmak istedikleri farklı projelere yönelebilecekler rahatlıkla. Ben olsam böyle yapardım. Yani geliştirici olarak düşündüğüm zaman yapılması gereken bu bence. O zaman grafik olarak geride kalıyor. İşte zaten o yüzden günümüz grafiklerine çıkmıyor. O yüzden 2020'den sonra çıkacak. PlayStation 5 teknolojisine çıkacak. Yeni şu anda zaten önümüzdeki sene bildiğiniz gibi işte yeni ekran kartları giriyor. Hani bizim o dönemde gördüğümüz en yüksek teknolojiyle yapacaklar oyunu. Ki hemen sıkılıp bırakmayalım. 2011'deki Skyrim ilk çıktığı zaman muhteşem grafiklere sahipti. Keza Oblivion öyle. Keza Morrowind öyle. Çıktığı zaman iyiydi yani. Gözün kanamıyordu. O dönemde iyi diyorduk yani. Oblivion muhteşemdi. Birçok bilgisayar kasardı yani. 6'yı çok iyi yaparlarsa 7 içinde çalışma zamanı artar. İşte ben 7'yi yapacaklarından şüpheliyim. Bir de bunun için bir diğer kanım da şu. Tabii bunun iki sebebi olabilir ama fragmanı gösterdikleri zaman Elder Scrolls 6 yazdılar. Altına herhangi bir yer yazmadılar ya da herhangi bir chapter Elder Scrolls'un yani bir bölüme ait olacağına dair bir şey yazmadılar. Bir isim vermediler oyun ismi. Tabii bunu insanlar düşünsün, tahmin etsin diye de yapmamış olabilirler ama bilmiyorum yani. Neyse. Dönelim Lore'a. Guild'lardan bahsediyorduk. 3 tane büyük, yüzlerce yıl ömrünü sürmüş ve inişli çıkışlı hayatlarıyla bir şekilde Tamriel evreninde hayatta kalabilmiş 3 tane guild var. Bunlardan ilki Thieves Guild'ı anlatacağım. Bir dakika şuradan sözlüğümü bir açayım. Lonca.
bu yılın da Türkçesini söyleyelim. Lonca. İnsanlar Tamriel'de şunu çok hızlı öğrendiler. İnsanlar dediğim habitantlar, yani orada yaşayan ırklar, öyle söyleyeyim. Buna sadece men ırkı değil, mer ırkı da dahil. Bir şeyi, hedefledikleri bir şeyi başarmanın tek başlarına mümkün olmayacağını çok iyi anladılar. Bir birliktelik gerekiyordu bir şeyleri başarmak için ve bunun en iyi yöntemi loncalar. Hırsızlık loncası. Ne zaman kurulduğu bile tam olarak bilinmeyen, 2. çağdan önce kurulmuş, yani 2. çağ içerisinde veya daha öncesinde kurulduğunu biliyoruz. Çünkü belli dönemlerde oynadığımız oyunlara göre. Bir lonca düşünün. Hırsızlar onursuzdur, değil mi? Aslında Tamriel'de öyle değil. Hırsızlar loncası çok basit olarak koyduğu 3-4 kural ile yüzyıllarca Tamriel'de hüküm sürmüş ve çok iyi bir düzeni oturtturmuş bir lonca. Başlıca kuralları: diğer hırsızlardan çalamazsın, masumları öldüremezsin, fakir olanlardan hırsızlık yapamazsın, herhangi bir sözleşmesi ya kontratı olan başka bir hırsızı öldüremezsin ya da onun işini çalamazsın ve dışarıdaki şeyleri, evsizleri ve fakirleri yetkililerden, hükümet görevlilerinden koruma gibi bir vizyonları var. Peki bunu neden yapıyorlar? Herhangi bir hırsız paraya ihtiyaç duyduğu zaman kafasına göre hırsızlık yapmak yerine loncaya gidiyor. Ve loncanın yetkilileri tarafından ona bir kontrat veriliyor. Tabii ki bu kontrat onun rütbesine göre atanıyor. Ve rütbeyle yükselebiliyorsunuz Thieves Guild içerisinde. Neye göre yükseliyorsunuz? Kendinizi göstererek loncada yükselmiyorsunuz. Bunun tam aksine kendinizi göstermeyerek yükseliyorsunuz. Thieves Guild'de gölgelerin içerisinde en iyi hareket eden, kontratları kimseye görünmeden adeta bir hayaletmiş gibi gerçekleştiren hırsızlar rütbe atlıyorlar ve Master Thief'ler tarafından daha zor görevler, daha zor sözleşmeleri alıyorlar. Tabii bu sözleşmelerin de getirileri daha fazla oluyor ve böylelikle kendi aralarında da bir ün yayabiliyorlar. Thieves Guild'ın çok güzel bir sistemi var oturmuş. Hırsızlar kendi kendilerini, birbirlerini tanıyorlar. Tamriel genelinde yayılmış, seneler içerisinde kocaman bir lonca Thieves Guild, hırsızlar loncası ve kendi işaret dilleri var. Bu işaret dillerini Skyrim hakkında bilmediğiniz 10 şey videosunda bahsetmiştim YouTube kanalımda. Bazen evlere girmeden önce, bazı depolara, bazı yerlere girmeden önce kapıların kenarında böyle çentikler, çizikler, işte üçgen içerisinde yuvarlak, kare içerisinde fıçı resmi gibi, kutu resmi gibi işaretler görürüz. Shadow Marks adında, evet, Death Mask yazmış. Bunlar bir başka hırsızın daha önce orada bulunduğunu, burada ganimet var ya da yok, burada tehlike var, burada hükümet yetkilisi var gibi mesajları birbirine verdiği. Tabii lonca dışında olanlar bunu anlayamıyorlar. Çok güzel bir sistem. Aynı şekilde fence'ler var. Fence'leri nasıl çeviriyoruz? Tabii ki çit değil, çit çıktı. Çalıntı mal sat, yani çalıntı malı satın alan kimse. Fence dediğimiz tipler. Bunlar yine kendi bünyesinde beliriyor. Aynen tıpkı bir derin devlet gibi kendi içerisinde çok güzel bir ekonomisi var. Dediğim gibi az önce şehirlerdeki fakirleri devlet baskısından ve zenginlerden koruyorlar. Bundan karşılık da Tamriel'in dört bir yanına yayılmış yoksullar Thieves Guild'in gözleri oluyorlar. Bu durumda eğer imparatorluk ya da herhangi nüfuzu yüksek biri değerli bir eşyayı, değerli bir artefekti bir bölgeden başka bir bölgeye götürmek istediği zaman fakirlerin gözünden, yoksulların gözünden bu kaçmıyor ve doğrudan tabii ki Thieves Guild'ın bilgileri arasına giriyor. Bu şekilde de Thieves Guild'dan bir mal kaçırmak, bir şey almak böyle çok sıkıntı. İfşalarım çıkmış, hayırlı olsun. Para aklayanlar, evet öyle diyebiliriz. Hava çok sıcak, ben yayına bot olarak devam edeceğim demiş. Şöyle ki
Tivis Guild inişli çıkışlı bir zaman geçirmiş. Ancak en yüksek, en iyi dönemlerine aslına bakarsanız Skyrim vaktinde yaşıyor. Riften'ın altında biliyorsunuz Tivis Guild Skyrim'de. Skyrim'de Nightingale'ları gördük, Nocturnal'ı gördük. Nocturnal bildiğiniz gibi gölgenin içerisinde hareket edenlere, gizlilik içerisinde hareket, illüzyon içerisinde hareket edenlere yardım ediyor. Ve Thieves Guild'de Nocturnal'dan büyük bir yardım alıyor. Ve Nocturnal'ın da yardımıyla Thieves Guild altın çağını aslında Skyrim döneminde yaşıyor diyebiliriz. Çok iyi işler yapıyorlar ve... ne demiş, kafamı karıştırdın. Skyrim'de mezarın altında gizli geçit bulunan bölge var ya, o mezar kime ait? Hatırlayamadım nereden bahsettiğini. Grey Fox zamanına değinelim. Grey Fox zamanı 3. yüzyılda Oblivion zamanında efsanevi Grey Fox. Nocturnal cübbesi kafasında ya da kapüşonu ya da maskesi artık ne derseniz. Ve insanlara ilham kaynağı oluyor. Yoksulların böyle Robin Hood'u gibi oluyor Grey Fox. Ama neden o Grey Fox vaktinde, Oblivion vaktinde Tears Guild altın dönemini yaşamıyor diyorum da Skyrim'de yaşıyor? Şahmira'nın sorusuna cevap verecek olursak. Çünkü efsanevi Grey Fox zamanında City Watch'un başına, yani Imperial Guard'ların kaptanı olarak Hermenus Rex mi? Öyle biri geliyor. Hermeus Rex galiba. Adını tam hatırlayamadım. Ve bu adamın kişisel olarak Grey Fox'la ve Thieves Guild'la alıp veremediği var. Sıkıntılı yani. Ve Thieves Guild'ın üstüne gidiyor. Tabi Thieves Guild gizli işleyen bir organizasyon. Ve onları batırmak, gün yüzüne çıkartmak ve işlerini engellemek için ciddi sıkıntılar yaratıyor Thieves Guild'ın başına. Thieves Guild çok büyük bir problemle karşı karşıya kalıyor. Ve tabii ki kodunda, yani kurallarında adam öldürmek olmadığı için, adam öldürmeden, yani ona zarar vermeden, ona bir suikast düzenlemeden ya da Dark Brotherhood'u işin içine sokmadan bir şekilde City Watch'un kaptanını görevden alıyorlar. Bunu gizlilikle City Watch'a girerek, işte evrakları değiştirerek, yanlış bilgilendirmeler yaparak, hırsızlık yaparak, yani stealth yöntemiyle bunu beceriyorlar. Ama tabi bu süreç Thieves Guild'da ciddi manada sıkıntı veriyor. Çünkü artık herkes böyle hırsızlara karşı gözünü dört açmış. Ama Skyrim'de Nocturnal'ın da Nightingale'ların da yardımıyla Thieves Guild akıyor. Ta ki bir tane Nightingale'ın hıyarlık yaparak, öyle söyleyeyim, Nocturnal'ın artefekti olan iskelet anahtarı, Skeleton Key, Skyrim'de hatırlayacaksınız, çalıp kaçırıp gitmesiyle, kaçak olmasıyla işler kesata dönüyor. Tabii ki Nocturnal'ın artefekti kaybolunca Nocturnal desteğini Thieves Guild'dan çekiyor ve Thieves Guild bir boşluğa sürükleniyor. Orada Skyrim'de Dragonborn'dan gidip istiyorlar. Sen getiriyorsun, geri verirsen veriyorsun, vermezsen vermiyorsun, ama hikayede verdiğimizi kabul ediyoruz. Ve tekrar Skeleton Key'i bulunup geri gelmesiyle Thieves Guild merkezine, tekrar altın çağına doğru devam ediyor Thieves Guild. Maven Rex'ti galiba huyar. İsmini hatırlayamıyorum, uzun zaman oldu. Riften'deki Ulfric yönetimindeki yolsuzluklar sayesinde önü açılıyor. Greymane ve Thieves Guild arasında ne var? Maalesef Neron'u teslim ettim. Bu lore yazanlar iyi para alıyorlar mı? Dışarıdan birileri yazmıyor ki lore'u. Şirketin içindekiler yazıyor. İsimleri hatırlayalım. Bir de oyunu Türkçe oynayınca birçok şeyi kaçırıyorsunuz. Yani konuşmalardaki birçok şeyi kaçırabiliyorsunuz. İngilizce oynayınca daha fazla lore bilgisi var aslında oyun içerisinde. Ta ki kitapları okursanız, yani Türkçe oynuyorsanız muhakkak oyunun içindeki kitapları okuyun.
Ben oyun oynarken oyunun içindeki kitapları okumuyorum. Ama wiki'yi takip ettiğim için Skyrim'de şu kitap falan dediği zaman mesela oradan o kitabın önemli, benim için önemli olan bölümünü okuyorum. Rift'indeki mezarlık, hırsızlar loncası girişi. Tam mezarlığın altı, o mezar kime ait onu bilmiyorum. Onu hiç bilmiyorum. Greymane şey ne son Greymane ve Thieves Guild arasında ne var? Greymane ile Thieves Guild arasında bir bağlantı bilmiyorum ben. Öyle bir şey var mı? Sadece şeyi biliyorum. Greymane'in evinde işaret vardı Shadowmark. Türkçe çevirde çevirenin anladığını anlıyorsun. O yüzden her zaman orijinal dilinde oynamaya çalışsan onu demek istedim. Doğru, güzel ifade ettin. Wiki salla, USB ve Imperial ya wiki dediğim zaten USP. Ona bakıyorum zaten. Oradan ben takılıyorum. Mercer Fry. Evet, doğru hatırladın. Belediye mezarlığı değil mi o? TES evreninin bütün oyunlarını oynadın mı? Oynadım. Hem de döneminde, ya döneminde demeyeyim de. Yani 98'den sonra hepsini oynadım, evet. Hırsızlar loncası neden mevkibeyi veya imparator askerine gidip ha gayret keşke tekte yazsaymışsın. Şikayet etme gibi bir seçenek yok. Çok güzel bir soru, müthiş bir soru. Karnavardan geldi. Hırsızlar loncası neden mevkibeyi veya imparator askerlerine gidip şikayet etmek gibi bir seçenek yok. Aslında böyle bir seçenek yok ama tabii ki oyun içerisinde halk soyulduğu zaman doğrudan yetkililere gidiyor ve haber veriyor, hırsızlık şikayetinde bulunuyor. Ancak sadece yönetenlerin akıllı olduğu bölgelerde Thieves Guild zengindir ve iyi iş yapıyordur. Çünkü Thieves Guild bazı bölgelerde, mesela atıyorum Riften'da ki Mevki Bey'i kurnaz ve akıllı olduğu için Thieves Guild loncası, hırsızlar loncası Riften Mevki Bey'inin cebini doldurur. O da bazı şeyleri görmezden gelir. Anlatabiliyor muyum? O yüzden şikayet etme gibi bir seçeneğin yok. Yani aynı zamanda Thieves Guild Tamriel'in birçok köşesinde birçok yetkiliyle ortaklaşa iş yapıyorlar. Tıpkı günümüzdeki emniyetle mafyanın ortak yaptığı işlere benziyor farklı bölgelerde. Thieves Guild böyle halen de Skyrim'in sonunda da gördüğümüz üzere Skeleton Key'nin geri dönmesiyle düzgün bir yolda ilerlemeye devam ediyor hırsızlar loncası. Hırsızlar loncasından sonra en iyi, en sağlam olan lonca dövüşler loncası. Fighters Guild, savaşçılar loncası. Savaşçılar loncası ikinci çağda yine kurulmuş bir lonca. Bu arada şeyi de söyleyeyim geçmeden. Hırsızlar loncası Hammerfell'de kurulmuş ilk olarak. Eğer Elder Scrolls Online'ın Thieves Guild DLC'si varsa Hughesbane'de zaten hırsızlık görevlerini yapıyorsunuz ve çok heyecanlı, çok da güzel. Ben de eğlenerek oynamıştım onları. Çok güzel yapmışlar. Hikayesi de öyle. Sekorex hoş geldin. Ya çağ gitmiyoruz Şimşek. Sürekli gidip dönüş yapacağız. Temelleri anlatıyoruz ilk başta. Ya oyun içerisinde sürekli gördüğünüz, oynarken de ulan bu neymiş dediğiniz olaylardan hepsinden parça parça alarak gidiyoruz. Yani bu sadece savaşlar içeren ya da siyaset içeren bir lore olmadığı için tarih kitabı gibi gidersek arada birçok şeyi atlıyoruz. Anlatabiliyor muyum? Yani savaş savaş gidersek her yüzyılda 30-40 tane savaş var. Diyeceğiz ki mesela önce şu savaş olmuş, şu şunu kesmiş, sonra şu savaş olmuş. Bunu kesmiş olarak anlatırsak sadece savaşları bilirsiniz. Ama önce ayaklarını anlatalım, yani iskeletini anlatalım. Ondan sonra diğerlerini anlatırken kurduğumuz terimlerde mesela belli bir olayı anlatırken Fighters Guild'dan bahsettiğimiz zaman Fighters Guild'ı tam manasıyla anlamış olan biri orada mantık hatasından bir soru sormayacaktır. Onu demek istiyorum. Desimesi boş ver Project. Abi Konago Tong mu yoksa Thieves Guild mi? Tabii ki bence Thieves Guild. Yeşil mi dev? Hizmetçili bir kitap vardı. Hammerfell, Abyss Landing. Evet. Companions başka oyunda da var mı? Companions başka oyunda yok. Orada benim de bilmediğim şeyler var. Onları soracağım birazdan chat'e. Bilenler vardır belki. Ya da sonradan izleyenler de mutlaka yorumlarda değerlendirecektir.
Fighters Guild 2. çağda kuruluyor ve dönemin imparatorunun da onayıyla kuruluyor. Onun istemesiyle, yani tanıyor o guild'ı, Lonca'yı. Ve güçlü paralı askerlerin bölgedeki huzuru sağlaması adına bazen işte kıyıda köşede bir mağarada sıkışmış bir mage'in yardımına, bazense köy halkını rahatsız eden trolleri öldürmek üzere kurulmuş bir guild ve çok ciddi paralara çok ciddi işler yapabilen ve toplum tarafından da sevilen bir, halk tarafından da sevilen bir lonca. Fighters Guild kurulduktan sonra mesela ilk başta Hammerfell'de Red Guard'ların geldiğini söylemiştik. Red Guard'lar Yokuda'dan Hammerfell'e geldikten sonra liman şehirleri kurarak hem ticaretten hem de çok yetenekli savaşçıları olduğu için Fighters Guild gibi yerlere gidip paralı askerlikler yaparak geçimlerini sağlıyorlar. Aynı şekilde Khajiitler ve Argonianlar da çok yetenekli savaşçılar. Tüm testleri oynadım. Skyrim'deki kitapların alayını okudum. Bir alt anlamadım demiş. Neden acaba? Yani normal direkt okuduğun zaman böyle o lore'un içerisindeki herhangi bir bölüme ithafen yazılmış edebi bir şey anlamaman normal. Fighters Guild her zaman mükemmel şekilde yükselmiyor. Dediğim çok güzel söyledim çünkü. İşte halk tarafından seviliyor, iyi paralara çalışıyorlar, işte yardım ediyorlar falan diye. Oblivion'da da gördüğümüz, haydi biri söylesene güzel olacak şimdi. Ne vardı? Fighters Guild'de bir rakip doğmuştu. Neydi o? Neydi o? Haydi bakalım söyleyebilecek var mı? Blackwood muydu neydi? Blackwood Company miydi neydi? Bir dakika. Bulacağım şimdi. East Empire Company değil, yok. Hemen hatırlayalım. Niye çıkmıyorsun? Senin yüzüne gidip Oblivion oynayacağım. Bir dakika şey yazalım. Fighters Guild. Şey. Neydi rakibi? İsmi aklıma gelmedi ya. Blackwood Company olmalı değil mi? Ben öyle hatırladım da doğru mu yanlış mı onu bilemedim. Blackwood Company diyelim. Öyleydi çünkü herhalde. İlk aklına gelen doğrudur genelde. Oblivion'da oynarken hatırlarsanız Blackwood Company çıkıyor. Blackwood Company'de Fighters Guild'in rakibi gibi bir lonca oluşturmuş durumda. Ve ilk defa bir rakip, bir savaşçı loncası Fighters Guild'de ciddi manada direniyor ve Fighters Guild savaşçıları hiçbir zaman kontrat sıkıntısı çekmese de ilk defa Blackwood Company'nin ortaya çıkmasıyla beraber şey oluyor. Fighters Guild'de kontrat sıkıntıları oluyor. Yetkililer bununla ilgili herhangi bir araştırma yapmıyor ama Fighters Guild'ın loncaya dahil olan savaşçılar kendi içerisinde bir araştırma soruşturma yoluna gidiyorlar ve bu araştırma sırasında fark ediyorlar ki Blackwood Company çoğunluklu olarak Argonian ve Khajiit ırkından oluşuyor ve headquarterların yani merkez binalarının bodrum katında bir Hist ağacı var. Hist ağacına değineceğiz Argonianlarla ilgili bölüme geldiğimiz zaman, elflerin Argonianlara, Dark Elflerin Argonianlara yaptığı zulümleri vesaire anlatacağım bölümlerde Hist ağacında anlatacağız. Argonianlar güçlerini Hist ağacından alıyorlar. Onlar için kutsal bir varlık Hist ağaçları. Aynı şekilde Elder Scrolls Online'a giderseniz orada Hist ağaçlarını da görebilirsiniz. Onların inandığı kutsal varlıklar Hist ağaçları.
Aslında ağaç değil onlar da. Form olarak ağaç olduğu için ağaç diyoruz. Hist'in özünden bir serum yapıyor Blackwood Company Bodrum katında ve bu serumu içen ler inanılmaz derecede insanüstü güçlerle donatılıyorlar. Ve bu sayede çok popüler oluyorlar çünkü bütün kontratları çok hızlı bir sürede sıkıntısız bir şekilde çözüyorlar bu güçleri sayesinde. Ancak Argonian ırkından olmayanlar bu serumu içtikleri zaman gözleri dönüyor ve ne yaptığını bilemiyorlar. İyi ile kötüyü karıştırıyorlar. Sadece Argonian'larda işe yarıyor bu. Oblivion Crisis'ten kurtarıyor. Daha ne demiş. Evet. Öyle de bakabilirsin tabi. Ancak bu serum yüzünden iyi ile kötüyü ayırt edememe durumlarından dolayı bir sürü masum insan halk içerisinden telef oluyor ve ölüyor yok yere. Bunu ortaya çıkarttığı zaman Fighters Guild, Blackwood Company'nin yükselişi bir anda inişe geçiyor ve Fighters Guild eski şanlı günlerine geri dönüyor. Blackwood Mush Wiki'de de var. Ha, Blackwood Mush anladım. Evet evet öyledir. Cevaplayamadığım bir soru. Skyrim'in kuzey kıyılarında bile ağaç yokken kuzeyliler nasıl Atmora'dan denize aşarak geliyor? Kuzeylilerin büyücüyle pek uğraşmazdı özellikle o dönemde. Atmora'da ağaç olup olmadığını nereden biliyoruz? Var ki gemilerle gelmişler. Gemilerle geldiklerini biliyoruz. Denizi yani uçarak geçmediler. Bir şekilde ışınlanmadılar da. Nereden biliyoruz? Gelen insanlar bunu dilden dile aktarmışlar. Ayrıyeten hazır Fighters Guild'dan bahsediyorken de Companions'a değinelim. Fighters Guild Skyrim'de yok ama Companions Guild var. Yani Companions olarak geçiyor işte. Companions binasına bakarsanız Akçay'daki, Whiterun'daki çatısı ters dönmüş bir gemidir. Atmora'dan Yzgramor ilk geldiği zaman oradaki gemileri ters çevirerek altlarını doldurarak hızlı bir şekilde yerleşmek için bu şekilde evler kurmuşlar. Companions da o zamandan kalma bir şey. Bina. Gemi yani. Gemilerle gelmişler. Demek ki varmış. Yapıyorlarmış yani Atmora'da. Fighters Guild'de şuradan yine bir kontrol edelim de Skyrim'de neden onu soracaktım işte. Bilmediğim bir nokta elbet bilenler vardır. Hiç düşünüp de merak edip de aklıma gelip de araştırmadım bu konuyu ya da bilmiyorum aynı zamanda. Fighters Guild oyun içerisinde mutlaka bahsediliyor bundan da. Fighters Guild neden Skyrim'de yok? Bunu bir sorayım. Zaten Whiterun Yorvaskır binasının etrafında gelişmiyor mu? Evet. Companion'ın çatısı zaten nasıl odun olmasın? Evet, aynen öyle. Skyrim şartları elverişli değil. Kanadım kırık çünkü soğuk. Niye? Nordlar da çok yetenekli savaşçılar. Nordlardan oluşmuş bir Fighters Guild. Şimdi soyuncan yağlayacaksın. Ya. Evet, Fighters Guild bir şekilde çöküş eşiğine gelmiş demek ki 4. çağının sonlarına doğru. Bundan sonra da Companion'larla mı devam edeceğiz herhalde? Tısaçiler yüzünden. Bu Tısaçilerin muhabbetini de bilmiyorum Bora. Onu da chatte yazarsan hem şu yanda da şurada da yanda da çıkmış olur hem de şey olmuş olur. Öğrenmiş oluruz yani, güzel olur. Son olarak bir başka önemini yitirmiş ve sonunda dağılmış olan ama çok uzun yüzyıllar boyunca çok önemli işler yapmış olan bir diğer lonca'dan bahsedeceğim. O da Mages Guild. Aynen öyle Yavuz. Mages Guild Skyrim'de yok. Orada College of Winterhold adında bir arcane sanatları çalışan bina var. Ama ve lakin size Mages Guild'ın nasıl yok olduğunu anlatayım. Valerian diyemedik. İsimleri unutuyorum, normaldir. (Gülüyor)
Hemen atayım bakalım. Vanus Galerion. Tamam. Mage's Guild bir kişi tarafından kuruluyor. O bir kişi Vanus Galerion ve Vanus Galerion Mage's Guild'ı kurmadan önce Skyrim'de de denk geldiğimiz Sişik Order'ın içerisinde olan bir büyücü. Ve çok güçlü bir büyücü. Mage's Guild nasıl kuruluyor ondan bahsedeceğim şimdi. Vanus Galerion o dönemdeki en güçlü büyücü değil. Onun yanında Elder Scrolls serisinde birçok kere adını gördüğümüz ve birçok kere büyük işler yapmayı kısmen başarmış olan Mani Marco var. Mani Marco Necromancy ile yani ölüleri diriltme büyüleri üzerine master yapmış bir kara büyücü. Bu büyücü en güçlü büyücü Divater Fear'dir. Allah kahretsin onu ya. Mani Marco'dan bahsedelim. Onu şimdi geç. O başka bir konu. Mani Marco ölüleri diriltmekte o kadar ileriye gidiyor ki artık insanlığı tehdit edecek işler yapmaya başlıyor. Öyle ki bildiğiniz Molagbal Elder Scrolls Online hikayesinde mesela Molagbal için ölüleri diriltip undead bir ordu kuruyor. Ve orada da değil mi? King of the Worms olarak geçiyor. Yani solucanların kralı olarak geçiyor. Ve baya baya güçleniyor. Ve buna Vanus Galerion bir dur demek istiyor. Ancak bağlı olduğu tarikat Sijik Order buna şey yapmıyor. Nedir adı? Yanaşmıyor. Siz misiniz yanaşmayan, yardım etmeyen Mani Marco'yu durdurmama diyen Vanus Galerion? Kendisi Mage's Guild'ı kuruyor. Mage's Guild'da 7 tane, 7'ydi galiba şimdi sayacağız bakalım. 7 tane farklı Arcane Art öğretiliyor. Yani büyü sanatı. Mistisizm bir tanesi. Burada işte telekinezi, yaşam gücünü görebilme duvarların arkasından tarzında büyüler var. Alteration, bunların Türkçeleri nasıl çevirmişler bilmiyorum ama Alteration'da değişim, mesela taşı odun yapabilme, gümüşü altın yapabilme gibi sanatlar öğretiliyor. Bu şekilde Alteration çalışan, 8 mi? Şimdi sayacağız. Bu şekilde Alteration çalışan büyücülerin hiçbir zaman para sıkıntısı olmuyor. Ondan sonra Conjuration var, yani ruh çağırma diyelim biz ona. Conjuration aslında bu büyülerin arasında en dikkatle izlenilmesi gereken ve izlenen arcane art. Çünkü ruh çağırma genellikle Daedra evreninden yaratıklar çağırdığı için Oblivion krizinden sonra özellikle çok tehlikeli bir hal almış ve özellikle Imperial City'deki Arcane Üniversitesi miydi orası? Yani Magic Üniversitesi var, bir büyü üniversitesi var. Buradaki usta sihirbazların gözetimi altında çalışılması gereken bir büyü sanatı. Conjuration, ruh çağırma. Onun dışında yine Necromancy var. Ölü diriltme. Ve dediğiniz gibi simya var. Aslına bakarsanız Mage's Guild'ın ana ekonomi geliri de simyadan geliyor. Yaptıkları büyüleri simya ile birleştirerek iksir haline getirip Tamriel halkına çeşitli hizmetlerde bulunan iksirleri ve zehirleri yapıyorlar ve bundan ciddi bir gelir elde ediyor Mage's Guild. Aynı şekilde mending, yani iyileştirme diyelim biz ona, büyüleri var. Bu da doğal yapısından dolayı en çok benimsenen ve en çok kabul gören büyü sanatı. Çünkü hastalıkları iyileştirme, yaraları tedavi etme, fiziksel hasara karşı direnç absorbe etme gibi büyüleri öğreniyorsunuz burada. Onun dışında Alteration
Bir şey daha vardı. Ne vardı? Neyi söylemedik? Illusion, Destruction. Bunlar önemli. İlk başta Illusion, karşınızdakini manipüle etme, you can see me, I am Obi-Wan Kenobi deme sanatı. Illusion ile kendinizi başka insanların kılıklarına sokabiliyorsunuz ya da size doğru saldırmakta olan birini anında sakinleştirebiliyorsunuz. Yani dostu düşman, düşmanı dost yapabildiğiniz büyüler var içerisinde. Çok 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 güzel büyüler var aslında içerisinde. Hatta Sneak böyle hırsız boyutlarında bir yandan da bir alanda, bir bölgede illusion kasarsanız çok çok eğlenceli bir build yapabilirsiniz kendinize diye düşünüyorum. Aynı şekilde destruction var, yani yıkım. Yıkım tabii ki asıl olarak işte elektrik, buz ve ateş büyülerinin içinde barındıran, genellikle düşmana büyüsel bir şekilde onu yok etmeye hedeflenen büyüler var. Genelde destruction'a çalışmış olan büyücüler, yani yıkım büyücüleri, sabit orduların içerisinde görev alan büyücüler. Yani ordu büyücüleri, yok etmek için savaş büyücüleri. Ve onun dışında ne kaldı? Enchantment var bir de. Bu da belli başlı silahları ve kıyafetleri, zırhları tılsımlamanıza yarayan bir büyü sanatı. Hepsi birbirinden farklı, hepsi birbirinden çeşitli ve bunları öğreten mage'lere kapılarını açmış ve asıl hedefi aslında bir anda Manimarco'yu zapt etmek olan Mage's Guild kuruluyor. Mage's Guild'da ilgi yoğun. Mage's Guild'da ilgi çok. Ancak her zaman dediğim gibi denetimde tutulması gereken bir lonca burası. Çünkü kimin ne niyetle loncaya girdiği pek belli değil. Kimin nasıl çıktığı da belli değil. Çıktıktan sonra ne yaptığı da belli değil. Manimarco gibi bir o tarafa gitmemesi oradan çıkan büyücülerin Mage's Guild'ın ilk hedefe Conjuration, ruh çağırma işte. Conjuration çok tehlikeli çünkü dedim ya, Daedra Plane'inden, o evrenden Daedra'lar çağrılıyor. Yani çoğunlukla Daedra'lar çağrılıyor. Tabii ki hayvan çağırma büyüleri de var. Ya da şeyden... Sijik Order'ın simgesi Griffinas bayrakları demiş. Diyelim ki şöyle... nasıl anlatayım size bunu? Oblivion krizi yaşandığı süre içerisinde... Oblivion'un yani hikayesini oynamadıysanız muhakkak oynayın. Elder Scrolls 4'ü. Oblivion krizinde... Mehrunes Dagon'ın asıl takipçileri... büyücülerden oluşuyordu. Ve Oblivion krizinden sonra halk, insanlar... suçlayacak birilerini arıyordu açıkçası ve suçlayacak ortada kimse yoktu. Çünkü Martin Septim de kendini feda etmişti artık. Septim soyu orada bitiyor. 4. çağa geçiliyor ve insanlar suçlamak için ellerindeki son kişiler büyücüler kalmıştı. Çünkü Mehrunes Dagon'ın dediğim gibi takipçileri çoğunlukla büyücülerden oluşuyordu ve Mage's Guild'a karşı halk tarafından, büyücü olmayanlar tarafından ciddi bir şey başladı. Spam başladı. Aynen, Mythic Dawn. Ve bu şekilde Imperial City'deki Arcane University'nin kapıları kapandı. Bu şekilde Mage's Guild resmi olarak kapandı ama Tamriel'in hiçbir noktasında büyücüler büyü çalışmayı bırakmadılar. O yüzden Skyrim'deki College of Winterhold gibi yerlerde büyü çalışılmaya devam edildi. Bu da böyle bir hikayesi var. Ben tabii ki burada size şimdi şeyi, Oblivion krizini anlatmayacağım. Çünkü oynamamış da izleyen çok fazla insan oluyor olması muhtemel. Oynayın. Sonunda çok müthiştir. Yani dönemine göre çok müthiş bir de finali var. Öyle de bir dipnot çekelim. Çağrı demişken, College of Winterhold'un altında bir Daedra eli vardı. Yüzükleri toplayıp oraya gitmemiz gerekiyordu. O konuşulunabilir. Onları söylemiyorum halen, çünkü halen 7-8 sene geçmesine rağmen, aslında spoiler olmaz ama 7-8 sene geçmesine rağmen oynamamış insanlar var. Belki ara ara, bilmiyorum, belki bahsederiz ondan da ama Morrowind'e gidin, orada Telvanni Archmage'ler size büyünün babasını öğretir.
Evet, Dwemer'a gireceğiz zaten. Alp diyordun ya, Companion'larda var da Fighters Guild'de niye yok diye. Companion'lar daha eski, Meretic Era'da kurulmuşlar. E tabii işte Companion'lar şeyle beraber gelen tayfa. Discramor'la gelen tayfa yani zaten. Onların daha eski olduğunu biliyorum. Da Fighters Guild niye yok hani, onu bilemiyordum. Ona da mutlaka bakarım. İlerleyen dönemlerde nokta nokta anekdot anekdot paylaşırız. Çağrı demeyin ya, Conjuration deyin, üstüme alınıyorum. Haklısın. O zaman bu bölümü şöyle bir ne konuştuğumuzu toparlayacak olursak, ilk bölüm için kıtaları konuştuk, coğrafi durumlarını konuştuk, ırkların coğrafyada nasıl yayıldığını konuştuk, insan ve insan olmayan mer ırkından bahsettik, diğer kıtalardan bahsettik, ondan sonra da loncalardan bahsettik. Bu loncalar ve Yagır Tanrı'ndan bahsettik. İlk oyunun konusundan bahsettik. At Şahmiran. At da DC'den at buna. Discord'dan at. Companions var diye Fighters Guild yoktur. Adamlar kurt deşerler. Belki de ondan. Mantıklı yani. Mantıklı yaklaşım. Chimer Dwemer zamanına kadar bir hafta nasıl geçecek? Geçecek. Siz de tabii ki illa yani benim tesirci anlatmama kalmayabilirsiniz. Siz de internetten, kaynaklardan araştırabilirsiniz. Zaten ben direkt kaynak gibi böyle koyup hani kitaptan okur gibi söylemiyorum. Ben hani kendi aklımda kalanlardan bahsediyorum. Companion'ların kurt adam olma olayı nedir? Companion'ların kurt adam olma olayı Skyrim'in içerisinde anlatılıyor. Bana, ondan bana soruyorsun. Şimdi sırada ne var? Sırada ne varı siz seçin. Bundan sonra sizce neler anlatabiliriz? Yine en büyük sorulardan gitmek istiyorum ben. En büyük sorulardan bir tanesi Dwemer, kayıp ırk. Hazır ırklardan da konuşmuşken kayıp ırkları kayıp ırkı anlatabiliriz yani. Chimer laneti. Chimer, Dwemer, bunların arasında olanları, neler gelişti, neler oldu, Skyrim'deki Falmer'lar aslında kim, Snow Elf'lere ne oldu, bunları konuşabiliriz. Dark Brotherhood, evet, Dark Brotherhood da önemli bir lonca. Aslına bakarsanız hayranlar tarafından çok sevilen bir lonca. Ama diğerleri kadar ciddi bir lonca değil Dark Brotherhood. Öldürmenin çocuk işi olduğu bir lonca haline gelmiş ve Daedra aslında Mundus'un yaratılmasını, Nirn'in oluşmasını, Tamriel'in oluşmasını ve ırkların oluşmasını hiçbir zaman istemiyordu. Ve oluştuktan sonra da onlara birer piyon gözüyle bakıyorlar yani yaşayanlara ve onlarla dalga geçmesini, oyun oynamasını, kandırmasını çok seven Daedra mevcut. Daedra'larda da işte böyle bir olay olduğundan dolayı Dark Brotherhood bu şekilde kurulmuş. Yani Dark Brotherhood aslında Mephala'nın dalga geçtiği bir parti yani. O yüzden onu söylemedim. Bu arada Dwemer'lar da aslında cüce değil. Ondan da bir şu anda netleştirelim. En kıl olduğum şey o. Çünkü Dwarfs diye de geçiyor. Bazı ilk Türkçe tercümesinde de sanırım direkt cüce diye yazıyordu. Dwemer'lar cüce değil. Dwemer'lar elf ırkı. Normal insan boyutlarında, insan biyolojisindeki canlılar. Zaten Dwarf'ın zırhlara ve silahlara bakarsanız insanlar için, yani elfler için gibi sanki tasarlanmış. Onlar mer. Skyrim Nordlarındır. Yani adamlar iki tane imparator öldürmüş, nasıl dalga geçen bir guild değil. İşte yani o basite indirgenmiş. İmparatorlar da aslında tüm imparatorların da yani Oblivion'un başında da mesela yine Daedra'nın bok yemesi, suikast. Yani aslında Dark Brotherhood Daedra'yı sembol ediyor bir yerde. Onların arzu ve isteklerine göre hareket ediyor. Onu demek istiyorum. Yani ne bileyim, Thieves Guild ya da Fighters Guild gibi canlıların şeyinde değil. Çok fazla. Kontrolünde değil. Yagan'dan bahsettim mi? Yeni geldim. Bahsettim. Yayın tekrarını izleyebilirsin. Bugün nedense çok kıllık yapasım var. Skyrim orklarındır. Morak Tong'u görseniz Dark Brotherhood'a dalga geçersiniz.
Dark Mother tam olarak ne peki Alp? Söyleyeyim. Aslında Dark Mother tam olarak Daedra. Yani Cities. Yaratılışta Anu ve Podomai'ın yaratılışı sırasında bunların bir tarafı böyle Daedra, Cities, bir tarafı Aedra oluyor. Yanlış bilgi dedi. Sen gönder. Mefa'nın Skype'ı gibi bir şey. Yani insanlarla daha inandırıcı olmak ya tabii ki yani ben doğru söylüyor. Cities dediğim şey Cities. Cities'in elçisi işte yani. Cities yani. Aynı şeyden bahsediyoruz. Cities'in dünya ile bağı işte Mother. Öyle değil mi? Öyle ya. Quest'i de var ya. Alp kapa yeni kapa ne demek yanlış bilgi. Titis gece ana onu soruyor zaten. Night Mother dedi gece ana. Onu sormadı mı? Dark Mother. O gelmiş burada tesoloji yayınlanan şöyle gidiyor orada burada Skyrim. Bakalım şimdi. Kanayan heykel. Yanlış mı hatırlıyorum? Night Mother. Yo, doğru söylüyoruz işte. Şöyle bakalım. Bak mesela. Night Mother. Aynı şekilde Cities'in gelini yani. Onun elçisi gibi bir şey. birinin öldürülmesini istemek için Night Mother'a dua eden insanlar Listener tarafından dinlenir. Ve eğer şeyse Listener'ı falan suikast edebiliyordunuz questline'da da. Görevini alabiliyorsunuz. Şeye göre inanışa Dark Brotherhood inanışlarına göre Night Mother Cities'in karısıymış yani o inanışa göre. What was told by Cities to kill her five young children in his name. Ah. Ya şöyle ki iki taraftan da haklıyız bu bilgi eksik abi demiş. Daedra saf kötü değil aslında. İlk bunu anlamak için, bu loncaları anlamak için. Tabii ki saf kötü değil, ona katılıyorum. Tam bir büyük yayıncı çocuk izleyicisi olamadım mı ama demiş. Helal lan. O çürük ceseden listener demesi çok sinir bozucu. Bir de konuşması geçilemiyor. Anu ve Podomai ölü değil mi? Night Mother nasıl iletişim kuruyor? Harbi demiş. Anu ve Podomai falan kalmıyor abi. Yaratılış sırasında kan akar muhabbeti var ya diyor. Aynen Night Mother zaten bu gördüğün gibi ceset. Bu eskiden yaşıyor. Onun ruhuyla iletişime geçiyor. Night Mother Listener'la. Dark Brotherhood'un içindeki Listener'la. Yok muydu Kapüşonlu Reis? Fotoğrafını koymamışlar. Listener'la irtibata geçiyor. Listener da Dark Brotherhood'a söylüyor yani. Görevleri o. Sweet Mother, Sweet Mother, send your child unto me. O zaten şu herhalde değil mi? Yok bu buymuş pardon. Diğerlerinin heykeli varken onun cesedi var. Night Mother'ın da heykeli vardı. Yanlış mıyım? Bakayım bir yanlış hatırlamıyorsam. Bir yerde vardı ya. Bahçede bir yerde yok muydu? Sanki Oblivion'da mı vardı? Bir yerde vardı ya. He işte bu. Onun da heykeli var da Oblivion'da. Şeyde Imperial City bahçesinde duruyor.
Ya da Mephala'nın heykeli, bilmiyorum. Abi DC Lore arasında linki koyuyorum. Bu bilgi eksik demiş. E cesetine gerek yok ki, ruhuyla konuşmuyoruz mu? Neden yanına gitmek gerekiyor? Listener'ı, sen Listener'ı öldürdükten sonra Listener sen oluyordun Oblivion'da. Ben öyle hatırlıyorum. Aha. Şu işte, bu reiste. Lucian Lochans. Bu değil miydi? Skyrim'de direkt Listener oluyorsun görevlerde. Listener öldükten sonra Oblivion'da... Yok, ben Oblivion'dan konuşuyoruz diye öyle dedim. Listener öldükten sonra Oblivion'da yerine Shaygorath geçiyor. Kısacası Champion of Cyrodiil. Peki Listener kim oluyor ondan sonra? Ondan sonra işte Skyrim'deki Listener biz oluyoruz. The Nightmare identified as the Daedric Prince Mephala. E tam işte onu dedim. Aynı zamanda şu Mephala'nın heykeli. Nightmother eşittir Mephala yani. O da eşittir Cities. Değil mi? Nerede o? Cities. Cities de eşittir Padomay. Yani. Ama şey diyor işte, Cities ne Aedra'dır ne Daedra'dır diyor. O Padomay'ın enkarnasyonu diye geçmiş. Yani aslında dediği gibi, aslında pure evil değil. Kim demişti yani, tamamen kötü değil yani. Ne iyi ne kötü Cities. Orta. Esu'da Silencer, Oblivion, Skyrim'de Listener. Acaba hangi oyunda Speaker olacağız? Bak o da ilginç. O da ilginç. Padam eşittir dünya düzdür cehaleti. Senin attığına bakalım Bora. Bir dakika. Discord'da lore muhabbetini attım dedi. Hop. UPS. USP. Ölümsüz ruh. Dark Brotherhood tarafından tapılan ölümsüz ruh. Nightmare'dır. Dark Brotherhood inanışlarına göre Cities'in karısı. Ve 5 çocuk şeye anası. Şeylere göre, Dark Brotherhood inanışlarına göre Cities ve bu 5 çocuğu Cities'e adanmış ilk şeylermiş, kurbanlarmış. Yıllarca önce. O yüzden Nightmare'dır şey, ruh yani, ruh formunda ama ölümsüz olmuş yani, ilk şeylerden olduğu için herhalde. İlk feda edilenlerden olduğu için Cities anısına. İlginç yani orası. Peki bu Cities abimize, abla. Abla mı abi mi bilmiyorum. Cities abimize silah çeksek ne yapabilir ki? Görmüyorsun, ona silah çekebileceğim bir şey değil o. Pusada atsak yerinden oynar mı, veya God mod açıp kapışsak yener miyiz bunlarla? DC özelden attım. Ha. Onu gördüm, onu gördüm, onu okudum. Evet, Cities Padomay'ın enkarnasyonundan oluşmuş olan bir şey yani, bir oluşum yani, bir şey yani, metafizik bir şey yani. Kaos durumunun bir göstergesi ve Dark Brotherhood'un patronu olarak geçiyor. Öyle yazıyor. In which is given a male persona, erkek bir kimlik verilmiş. O yüzden Nightmother'ın kocasıymış gibi
hani şey ediliyormuş. Yani Anuel'in tam bir zıttı diyor. Zaten Padu ile Anomai şey gibi, bizim bu Feng Shui gibi yani. Şey yapmanız için, tasvir etmek için onu kullanıyorum benzetme olarak. Anuel'le de biliyorsunuz ki Aurbis vesaire vesaire Aedra öyle gidiyor. Anun yarattığı Anuel ise Padamon'unki de Sidious. Ha işte o. Ork-Breton kavgası ve Orgain'in Khajiit ittifaklarının Ork-Breton kavgası ve Argonian Khajiit ittifakının Dark Elf'lere saldırması. Elder Scrolls Online dedin şu anda. Eğer yanlış hatırlamıyorsam Esu'da Dark Brotherhood DLC'sinden sonra doğru Sidious'i görüyorsun. Hiç bilmiyorum. Ben Dark Brotherhood oynamadım. Sidious seni öldürmeyi düşünse bir an bile yaşayamazsın. Aynen öyle. Galiba Şimşek'te Sidious tanımlarken saf karanlık diye tanımlanıyor. Oyunlarda genellikle niye hep Daedric artifaktler ve görevler gözümüze sokuluyor? Mesela Edge artifakti dediğimde aklıma bir şey bile gelmiyor. Questleri var, sayılı artifact var, Armor of the Nine gibi. Bunun sebebi Aedra tarafının zayıflaması mıdır? Güzel bir soru bence. Aslında Aedra artifactleri de var. İlk başta Red Mountain'ın ortaya çıkmasını sağlayan ne yine bir Skyrim'in binek paketlerinde alıyoruz. Yay var ya mesela, öyle bir şey var. Aedra artifactleri var tabii ki ama gözümüze sokulmasının sebebi aslında Daedra'nın tam olarak dediği gibi, orası çok doğru. Yani Daedra tam olarak kötü. Auriel'in yayı, evet. Daedra tam olarak kötü olarak temsil edilmiyor. Yani o yüzden iyi kötü gibi ya da onları çok zıt gibi düşünme. Var dediğin de var mesela. Bakalım, hatta aklımıza gelmeyen Nine'ın Knight'larının giydiği, onların armorları var. Bakayım internetten, bakla başka neler çıkacak. Var var, biliyorum olduğunu da. Bir şeylerin aklıma gelmiyor şu anda. Auriel'in yayı kalkanını biliyoruz. Stendhal'ın çekici var mesela. Elder Scrolls 3 Tribunal'dan. En başta Amulet of Kings var. Direkt Akatosh'un kanından. Ondan sonra yine Magnus'un asası var Skyrim'de. Lorcan'ın kalbi var. Gerçi Lorcan Aedra mıdır? Aedra'dır, değil mi? Yani. Orası kayıp tanrı olduğu için bilemiyoruz ama büyük ihtimalle Aedra olarak geçerdi. Magnus Aedra değil, Ataeda. Ataeda. Ama olsun yani, sonuç olarak Daedric artifact değil yani. Aedra'nın işi bitmiş zaten. Daedra daha çok etki ediyor. Aedra'nın işi bitmiş değil bence de zayıf kalmış olabilir. Neden? Çünkü dünyanın kemiklerini oluştururken Aedralar kendilerini feda etmişler. Birçoğu kaçmış ama geri kalan o 8 Divine evinin kemiklerini oluşturmak için kendilerini yani feda etmişler. O yüzden aslında Tamriel üzerinde nefes alıp yürüyen, hareket eden her canlı her anında Aedralara dua etmesi gerekiyor aslında. O zaman Lorcan da Eta'da değil mi? Yani öyle düşünürsek öyle diyebiliriz. Test Blades oynayacak mısın? Oynarım herhalde, bilmiyorum. Daedra daha cool demiş. Aedra ve Daedra tanrı gibi düşün. Yaratılışa katılan Aedra, katılmayan Daedra diye açıklama yapmış Ege'ye. Aedra kendini tanrı gibi görüyor olabilir mi? Biraz daha gizli saklı gibi ortada pek durmuyorlar. Aslında ikisi de, iki taraf da tanrı. Yani ikisi de ilahi güç derler. İlahi boyutta kendi evrenleri olan, ilahi güce sahip olan yaratılışlar yani bunlar. Aedra değil Lorcan. Lorcan olmasa benciller güçlerinden vazgeçmezlerdi.
Ata da yani. Değiller. Yani Aydalar yaptıklarından pişman değilim. Aklımla yapmadıklarımda diyor. Aynen öyle. Talmorları anlatsana biraz. Talmorlar hakkında çok az bilgim var. Talmorları aslında bir sonraki bölümde değinelim. Çünkü bu çok uzun oldu. Kesip video olarak da atacağız ya. 2 saati geçiyor neredeyse. Yok 2 saat olmamış da olmak üzere. Talmor'u şöyle bir güzelliği olabilir. Talmor'la kapışmayı her zaman çok seviyorum. Çünkü eğer benim bildiğim kadarıyla, tahmin ettiğim kadarıyla böyle bir senaryo olacak. Onu da açıklamışlar galiba. Okumadım da araştırmadım ama Skyrim'deki Civil War'un sonucunda Stormcloaklar kazanacak. Yani Skyrim Nordlarındır diyecekler ama daha sonra Tyrodil'den bir şeyler olacak ve tekrar imparatorluğun şeyi altına bir barış düzeni halinde Skyrim geçecek imparatorlara. Böyle de geçince yani tekrar Tamriel bir bütünlüğünü sağlayınca Titus Mede 2 var galiba şu anda tahtta Skyrim döneminde. Tamamlayınca bu sefer Talmor'a yüklenebileceğiz yani. O öyle bir şey de olabilir yani. Talos tanrı mıdır? Talos yükselmiş arşa. Şey gibi düşün. Benzetme çok saçma olacak ama İsa gibi düşün. Talos direkt olarak bütün insan ırkının çoğunluğunun taptığı bir divine yani. 8, 9, 8 divines, 9 divines oluyor ve geçerli yani. Bu oyunlarda görmediğimiz ırklar hakkında bilgiler var mı? Çok yok. Bu ama var. Hiç yok değil, var. Lorkhan Anu'nun Aurel yarattığı gibi Stis'in yaratmış olduğu bir tanrı. Ha. Talmorlar insanların soyunu kurutup kuleleri yıkacak. Zaten kulelerin çoğu yıkılmış. Yani bir tane kule var değil mi? Adamantine Direnli kulesi var galiba. Niye Talos tanrı değil net sence? Bence gayet tanrı. Adam yükselmiş gitmiş yani. Tapıyorsun, blessing bile atıyor. Net yani bence tanrı. İmparatorluk da düşüncesiz davranıyor. Kuzeyliler de ikisi de düşününce yapısı hoşuma gitmiyor demiş. Elcalar neden ölümlü? Valla yaratılıştan öyleler. Talos zaten Arş'ta konuşuyor bizle. Imperial City üstünde Armor of the Nine zırhının quest line'ında. O da ek paketle mi gelmişti? Knight of the Nine Divines mi? Öyle bir ek paket vardı galiba. Kajitlere benzeyen ırklardan vesaire benzetir misin? Tamriel'den daha büyük olan kıttaki ırklardan. Erebos. Ay yo, şeydekinden falan bahsediyorsun işte. Akavir'dekilerden vesaire benzi diyorsun ama orada işte böyle elimizde net bir şey yok benim bildiğim kadarıyla en azından ama kırma ırkların olduğu söyleniyor. Yani işte yarı ejder, yarı insan, yarı yılan, yarı insan böyle işte yarı aslan, yarı insan gibi. Yani Kajitler de bir yerde hani yarı kedimsi, yarı insanımsı gibi duruyor ama fazla bir bilgi yok. Çim açıyor. 3 kişi ve orijinal ruh sahibi değil. Bir şey yaratamaz. Ha, çime girdiysek oralar derin. Abi, Kajitlerin Tamriel'deki ilk ırk olduğu doğru mu? Öyle duydum. Değil. İlk başta Aldmerler geliyor. İlk başta Aldmerler. Elf ırkı yani. Kuleler ne işe yarıyor? Kuleler evrenin birleştiren kemikleri, iskeletin şey noktaları, pivot noktaları. Onlar yıkılırsa eğer hepsi 9 kule vardı galiba. Birçoğu da yıkık. Onların hepsi yıkılırsa dünyanın bütünlüğü bozulur gibi bir durum söz konusu. Ona bakılırsa Vivek'çim açarak bütün tarihi değiştirerek kendi başından beri tanrıymış gibi kastediyor. Tabii evet. Ama onlar yani yükselmemişler o şekilde. Onlar Morrowind'de gördüğümüz gibi direkt savaşıp böyle öldürebiliyorsun falan yani. Kajitler Türk müdür? O ırklar oynayacak mı izlerde acaba karışık ırklarda?
Hiçbir fikrim yok. Bilmiyorum. Kergitler Türk mü? Bannerlord'a var da. Hayır, doğru. Altmerler Admeris'ten gelirken Khajiit'ler koşuşturuyordu. Ben öyle bir bilgi hiçbir yerde görmedim abi. Benim bildiğim ilk Admeris'ten Admerlerin geldiği, hatta White Gold Tower'ı inşa ettikleri, orada ilk başta onların hükmettiği. Bu yani. Skyrim'de bir kitap var. Tüm ırklar arasında melez deneyi yapılmış diye. Olabilir bak, okumuştan kitapları, ben de ona da denk gelmedim. Admerler güneyden gelmeden önce Beastfolk ve Hist yok mu? Hacıda ölüyorlar çünkü Lorcan'ın kalbi parçalıyor. Abi Lorcan'ın kalbi parçalıyor da orada ölenler Khajiit'ler mi? Ne alaka? Bir dakika ya. Hayır, ben farklı bir şey cevap verdim diyor. Ha. Bilmiyorum, benim yani bildiğim şu, ilk Nirn yaratılırken bir sürü Aedra'nın yardım ettiği içerisinde ve bir sürü Aedra'nın yapılışında Nirn'in içinde olduğu, hatta ve çoğunun o yaratılışın gerçekleşmesi esnasında kendilerini feda edip öldükleri Aedra'larını biliyorum yani. Delay var, ondan başlıklar karışıyor. Bakacağım ama bir dakika. Şöyle yapalım. Evet, Khajiit tarihine baktığımız zaman Khajiit krallıkları kaydedilen tarihten çok daha öncesine dayanıyor. Elsewhere Consist of Elsewhere'de 16 tane krallık varmış ve 20 farklı Khajiit tipi varmış ilk çağda. Diğer tarih başı ırklarıyla kıyaslanmışlar. Şu bir neye dayandırıyor? Pocket Guide. Empire Pocket Guide'da şu galiba kendi saatte geçiyormuş. Burada geçiyormuş. Burada dediğine göre evet, insan ve Mer ırkı gelmeden önce Tamriel'in orijinal halkı olduğundan burada bahsediyor. Bu direkt olarak resmi bir kaynak yani. Elsewhere onların evleriydi. Bir başka teoride elf halklarıyla kuzen oldukları yanındaymış yani. Onun dışında ileriki dönemlere ait anlatıyor. Indifu. Bir dakika. Evet. Atmora'dan ya da Altmer'den insan ve mer ırkları gelmeden önce Khajiit'ler güneyde hala sofistike gelişmiş bir
kültüre sahiplermiş. Bu geçerli bir kaynak yani şu anda. Oley be, yine doğru bildim diye. Bundan sonra Skyrim'in adı Miavrim ulan. Ama o zaman çok daha fazla bilgiye sahip olmamız gerekmez mi? Kajitlerin oluşumuyla ilgili olaraktan. Oradaki süreç o zaman çok fazla yüksek. Yani yaratılıştan sonra ırkların oluşması sürecinde belki Tamriel bomboş kalmasın diye kajitleri koymuşlar yani, olabilir. Ama Skyrim'de hiç kajit ırkıyla oynamadın değil mi diye Şimşek'e sormuş oradan. Abi Altmer'lerin illüzyon ile kajitleri kendi tarafına çektiği olayı biliyor musun? Efsane komik ya. Onu da bilmiyorum ama burada yazdığına göre şey diyor. Nereye gidiyor? Kaçırdım onu da. Onların yani bir yanlışa göre de elflerle kuzen olduklarından bahsediyor. Kayıp zaman var zaten Lord'da. Kajitleri yazmıyor. Ondan ben bilmiyorum herhalde işte. Oynadı hatta Skyrim serisinin başına seçti. Ben evet seçtim. Kajitten bu elf olur mu diye muhabbeti vardı hatta. Kajitler bayağı skillful warrior'lar ya. Bayağı iyi warrior'lar yani. Oblivion krizinde Tamriel invadelenirken Argonian'ların Oblivion'ı invadelediğini biliyor muydun? Adamlar bayağı maşaklı ya. Ya orada herkes zaten Oblivion krizi döneminde insan ırkı dışındaki diğer ırkların hepsi bir pay koparma peşine giriyorlar. Evet biliyorum onu. Zaten Elder Scrolls Online'ın mantığı da oradan geliyor. Taht bir şekilde güç kaybetsin. Hazır o kaybedilirken biz kafasına vuralım. Hani geçelim. Tamriel'in kontrolü elimize alalım kafası. Valenwood'da canım Wood elflere ırkçılık yapıyorsunuz. Bırakın istediklerini yesinler. Valenwood'da Tamriel'in bahçesi. Valenwood için şöyle söylenir. Yapraklardan oluşmuş labirentlerin üzerinde açan çiçeklerin gibi çiçekler gibi o labirentlerin aralarından baktığınızda gizli kalmış şehirlerdir. Valenwood'un şehirleri ve buranın yaşayanları Bozmer ırkıdır. Tamriel'in bahçesi Valenwood. Çok güzel olurdu Valenwood'da oynasaydık. Bozmerler canavar oluyor oğlum, fena ırk. Miyavut. Güzeldir, iyidir. Bir sonraki hafta için ben yine güzel bir konu bulacağım. Büyük ihtimalle yani yarısında kesinlikle Dwemer ırkından bahsedeceğiz. Diğer yarısı için de yine güzel bir konu buluruz hep beraber. Sizin de aklınıza fikirler gelirse Discord kanalımızın Lore Muhabbetleri bölümüne atabilirsiniz. Discord kanalına ulaşmak için chat'e DC yazabilirsiniz. Bunu tabii ilk program daha bu. Bir şeye oturtururuz yani. Bir sisteme oturtururuz. Harun, bu soruların hepsini bir kağıda yaz. Program içerisinde aklımıza bir sürü soru gelecek. Cevaplamadıklarımı hepsini bir kağıda yaz. Haftada içerisinde, süre içerisinde hepsinin yanıtını bulacağız ve gün yüzüne çıkartacağız. Hatta daha sonradan da bizim emeklerimiz video olarak kalacak ve bizden sonraki gelecek nesillerde oyuncular da neymiş ne konuşulmuş diye bu videoları izleyecekler ve sizin sorduğunuz soruları beraber gün yüzüne çıkartmamızla cevaplarını bu programda burada beraber aydınlatacağız. Güzel olacak diye düşünüyorum. Ya nesil tabi oğlum. Jenerasyon. Bak ben kaç tane oyun jenerasyonu gördüm biliyor musun? Commodore 64'ten başladı benim, öncesi yok. Bak 1 Sega NES'te 2. Atari de hadi al içine onların, Sega NES zamanının içerisine. PSX, PlayStation 1, 3. PlayStation 2, 4. PlayStation 3, 5.
PlayStation 4 6. 6 nesil görmüşüm. YouTube upload edeceksin. Kaçırdım galiba. YouTube upload edeceğim. Tamam. Gelecek nesile hayırlı olacağım. Senin özelden bir yerden PlayStation hakkında konuşabilmek küçük ama büyük bir sıkıntım var. At abi Discord'dan. Özelden yaz Discord'dan. PlayStation 5'te işte bu sene ya da öbür sene çıkacak işte artık. 2020'de çıkar en geç yani. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Sorularınız ve yorumlarınız için çok teşekkürler. Güzelce bilgiler paylaştık. Çok güzel oldu. 2 saatlik yayınımızın sonuna geldik. Yarın gündüz yayını olacak. Kesin saat 3-4 gibi başlarız. Buralarda olun. Yayını kaçırdıysanız yayın tekrarını direkt yukarıdan videolar kısmına girerek görüp izleyebileceğiniz gibi YouTube'a da atmaya çalışacağım. Haydi paka.